Başka Düşünce'de Nilmutlu Er'in bu haftaki konuğu hak savunucusu, çevirmen ve yazar Vahdettin İnce. 1930 yılındaki Zilan Katliamı'ndan 30 yıl kadar sonra 1961 yılında Van Erciş Pertaks köyünde doğan İnce, katliama dair hepsi de gerçek yüzlerce hikayeyle büyür. İnce ilkokulu bu köyde okur, aynı köyde klasik din eğitimi veren medreseye devam eder. Okulda Türkçeyi, medresede Arapçayı öğrenmeye başlar. Ortaokulu Erciş'te, liseyi 70'li yıllarda Muş İmam Hatip Lisesi'nde okur. Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri bölümünde tamamlar. Hayatını Arapçadan ve Farsçadan kitaplar tercüme ederek kazanan İnce, İslami ilimlerin hemen hemen bütün disiplinlerinden, hem Sünni hem de Şii mezheplerinin önemli kaynaklarından 100'e yakın eser çevirmiştir. Kürt insan, Kürdüm o halde Türk'üm, Kürtleri bekleyen tehlike, çevirmen, Kürtler kimdir adlı yayınlanmış 5 kitabı bulunan İnce'nin Sarı Gül Desenli Kırmızı Fistan adlı kitabı ise baskıdadır. Merhaba değerli Artı TV izleyicileri, siyasi ve sosyal dinamiklerle şekillenen ortaklıklarımız ve farklılıklarımızı kutuplaşmadan uzak bir dille konuşmak için yeniden Başka Düşünce'de bir aradayız. Bu haftaki konuğumuz hak savunucusu, yazar ve çevirmen Vahdettin İnce. Hoş geldiniz Vahdettin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biraz önce gördük tanısımda da VTR'de de Zilan katliamıyla, onun anlatılarıyla büyümüş birisiniz. Yani katliamı yaşamış biri değilsiniz tabii. Çünkü 1930'larda yapılan 200'den fazla köyün boşaltıldığı, binlerce kişinin öldürüldüğü bir katliam ve bir tek tipleştirme projesinin parçası olduğu için de hani Ezidilerin, Ermenilerin de yok edildiği bir ve çeşitli halkların. O kısımdan başlamak istiyorum. Oradaki anlatılarda neler vardı ve neler yoktu? Nasıl, belleklerden neler geçiyordu? O anlatılarla ilgili bize ne aktarırsınız? Vahdettin Bey? Tabii bu, evet, geliyor mu sesim? Geliyor, buyurun. Evet, o anlatılarda eksik bir takım tarafların olduğunu sonradan anladım. Yani bazı eksiklikler vardı. Yani sebep ve sonuç ilişkisi kurulmadan sadece sonuç üzerinden bazı hikayeler anlatılırdı. Yani yapılanlar, öldürmeler, kesilmeler, katliamlar, sürgünler, bunlar anlatılırdı. Yaralı kurtulanlar, başlarına gelenleri anlatırlardı ama bunların neden olduğu, en azından hangi bağlantılarla irtibatlı olarak gerçekleştikleri pek anlatılmazdı. Yani Ağrı başkaldırısıyla bir irtibatının olup olmadığı, bunları ben sonraki yıllarda kitaplardan öğrendim. Ama anlatanlar bu konuya hiç girmezlerdi. Hiç bu mevzuyla irtibat kurmazlardı. Sadece askerlerin Zilan Deresi'ni bastıkları, Doğu Bayezid Diyad'ın tarafından girip Erciş tarafından çıktıkları ve bu sırada on binlerce insanın öldürüldüğü, bir çoğunun sürgünlere gittiğini falan anlatırlardı. Bu yüzden yani olayın konu kuşluğunu o kadarıyla bile anlayabiliyorsun ama daha sonra puzzle'ın diğer parçalarını da bir araya getirdiğin zaman, evet, müthiş bir olayla karşı karşıya kaldığımızı anlıyorsunuz. Yıllar geçti ama insanlar büyük bir dram anlatıyorlardı. Ben bizzat o olayda yaralı kurtulanları, çocukken yaralı kurtulanları, bizim köylülerden çok dinledim hikayelerini. Sırtında, bebekken annesinin kucağında süngü yiyen birisi yaralı kurtulmuştu ve onu ben bizzat gördüm. Hatta bir gün, yani çok duyuyorduk, bize sırtını açtırdım, yani baktım, gördüm o halini, izini, nasıl süngü yediğini. Evet, yani doğrusu anlatılması zor bir olay. O yaşayanlar açısından biraz da üstünü kapatmak istiyorlardı. Çok da kurcalamak istemiyorlardı. Unutmak istiyorlardı. Benim kanaatime göre bu biraz da Kürtlükle de ilgili bir şeydi. Kürtler yaşadıkları mağduriyetleri aslında son 100 yıldan önce, belki bu son yıllardan biraz fazla değiştirici gibi oldu. Daha çok mağduriyetlerini unutmaya meyilli bir topluluktur. Yani yaşadıkları mağduriyeti sürekli anlatarak, o mağduriyeti her gün yaşayarak bir içselleştirme, bir mazlumiyeti, bir ezikliği içselleştirme taraftarı değildirler. Onu bir an önce unutup tekrar yaşamaya başlamak isterler. Bir an önce şey etmek isterler. Hatta bu yabancı gezgincilerin, Avrupalı seyyahların anlatımlarında yani böyle savaşa gidip geliyorlar. Bir sürü ölü vermişler, ölüleri var, yaraları var ama akşam halayı tutabiliyorlar diye Kürtleri anlatma şekilleri var. Biraz da bununla irtibat. Yani olayı geride bırakmak isterler. Bunun yanında mesela bazı milletler yaşadıkları mağduriyetleri unutmazlar, unutturmazlar, sürekli işlerler. Mesela Yahudiler gibi, Ermeniler gibi bunlar sürekli yani mesela bir Ermeni 1915'le yatıp kalkıyor. Her Ermeni, dünyadaki bütün Ermeniler bununla yatıp kalkıyor. Bu tabii bir bellek açısından belki önemlidir ama bir de o mağduriyetin sürekli işlenmesi, o katliamın her gün yaşanmasını da belki gündeme getiriyor. Gelecek kuşakları da bir anlamda böyle bir yükün altına sokarak hayat, yaşama azmini kırıyor bence. Hatta bazen de mağduriyetinin öcünü hiç de hak etmeyen başka topluluklardan almak gibi bir yöne de gidebiliyor. O yüzden ben Kürtlerin bu tavrını aslında iyi karşılıyorum. Yani mağdur olmuşsun, bu böyle diyorsundur. Yani bir kere yenersin, başka bir zaman rövanşını alırsın, şöyle olur, daha iyi bir sonuç alırsın gibi düşünmek gerekiyor. Zilan olayını yaşayan yaşlılar bu olayları unutmak istiyorlardı ama biz değişiyorduk. Okullara gidip öğrenmeye başladık. Okuyan insanlar olarak neler olup bittiğini öğrenmek için onları sürekli konuşturmak istiyorduk. Onlar da bize her şeyi anlatmıyorlardı. Sadece mesela neleri gizliyorlardı? Neleri gizliyorlardı? Ya mesela işin devlet boyutunu gizliyorlardı. Devlet boyutunu gizliyorlardı. Kürt tarafını da bir anlamda suçlar gibi bir ifade kullanırlardı. Çok meşhur bir söz bu bağlamda şöyle derlerdi. Merv bedrece naşep eşya tırpani. Yani insan çuvaldızla tırpana karşı çıkmaz. Yani gerekli bir hazırlık olmadığı için, yeterince gücün olmadığı için topa, tanga, askere karşı çıktığın zaman bu akıbet kaçınılmazdı gibi bir şey vardı. O olayın elebaşları kendilerine göre onları suçlar bir yaklaşım içindeydiler o sırada. Yani tabii hikmetli bir ifade tarzı bu aynı zamanda. Yani denklik gerekiyor. Bir şeyi karşı koymak istediğin zaman başına gelebilecek şeyleri de hesap etmen gerekiyor. Onların bunları hesap etmediğini düşünerek onları suçlar gibi, hafif suçlar gibi ama öbür yandan bir de ilginçtir. Bu dengbecilerin standlarında, dengbecilerin kılamlarında bu olayın kahramanları hep övülür, hep anlatılır. Efsan Nuri Paşa'dır, evet, Broye Hasketli'dir, Hüseyin Paşa'dır. Bütün bu olayın liderleri birer kahraman olarak da nesilden nesile aktarılıyor. Yani olayı yaşayanlar onları suçlar konuşurlardı ama dengbeciler bu insanları yüceltiyorlardı ve hala da öyledirler. Yani Şehzade Efendi'den tutun Nuri Paşa'ya kadar, Ali Can Ali'sini büyük kahramanlar olarak görüyorlar. Peki bir yandan evet o denklik meselesini anlıyorum ama diğer yandan da tabii bir tek tipleştirme politikasına direnmek diye bir şey var. Fakat söylediğiniz bir şey hem ilginç geldi hem de bir yanıyla çok klasik. Yani travmayı yaşayan jenerasyon genelde çocuklarını bunu yani çocukların da benzer etkilerde, acılarda yaşamaması için, sıkıntılara girmemesi için genelde bunu kendi içinde saklıyor. Daha sonra hatta ikinci jenerasyon da öyle. Üçüncü jenerasyonda torunlardaki sanki siz de torunsunuz gibi anlıyorum. Torunlarda bu merak daha fazla oluyor. Yani bir de öyle bir hani gözlemim oldu ve ama zaten dengbejlerde olması demek ister istemez toplumda zaten belleklerde kültürün içinde bir parçası olarak da gidiyor. Peki inançla olan ilişkiniz tüm bu anlatılar içinde nasıl şekillendi? Yani inanç açısından nasıl bir ailede büyüdünüz? Ve gündelik hayatta o çoğulluk nasıl yaşanıyordu? Çünkü bir yandan inanç açısından hani düşündüğümüzde Ezidiler, Ermeniler yok sayılıyor. Yani bir çoğulluk halinde yaşamak var ama siz daha mütedeyyin bir aileden geliyorsunuz. Oradaki o hem sizin inanç şekillenmeniz hem o çoğulluk anlatıları nasıl oluyordu? Evet, biz gerçekten çoğunluk zihniyetin olduğu bir ortamda büyüdüm. Yani o söylediğiniz dinsel, çoğu anlamda dinsel çoğunluk kalmamıştı fiiliyatta. Yani Ermeni ve Ezidi kalmamıştı, yoktu. Ama mesela köyümüzün güney tarafına düşen kısmında, ön tarafında diyelim, Müslümanların mezarlığı vardı. Doğu tarafına düşen kısmında Ermenilerin mezarlığı vardı. Ben bizzat gördüm. Can diyorduk, yani Haçlar bölgesi. Batı tarafına düşen bir yerde de Gore Ezidiyan, yani Yezidilerin mezarlığı vardı. Yerinde duruyordu. Şu anda yoklar. Onların ikisinin de üzerinde evler yapılmış, tarlalar yapılmış. Şu anda sadece Müslümanların mezarlığı yerinde duruyor. Ama yani o çoğunlukla ilgili olarak sanki Ezidiler biraz daha önce gittiler veya Müslümanlaştılar. Çünkü Ezidiler Kürttüler. Kürt topluluğundan da kolay kolay kopamıyorlardı. Zaten her aşiretin içinde bir grup Ezidi vardı. Yani Sibgan aşiretini, Haydaran aşireti falan Ezidileri vardı ve Müslüman Kürtler kendi Ezidilerine sahip çıkıyorlardı. Bunun çok duydum. Yani onları, yani diyelim kendileri belki onları eziyordu, hakaret ediyordu, Müslüman olmaları için baskı uyguluyordu ama başkaları onlara bir baskı uygularsa benim aşiretimdendir diye savunuyorlardı. Böyle bir enteresan durum vardı. Ezidiler asimile oldular, dinsel anlamda Kürt kaldılar. Yani çok insan tanıyorum, dedesi, şusu, busu Ezidi diyorlar. Ama Fıleler, yani Hristiyanlar gittiler. Bir şekilde gittiler artık. Göre, kendi söylemlerine göre gittiler. Fakat ben mesela dedemden sürekli bunun hayıflandığını duydum dedemden. Yani çünkü dedem Ermenilerle savaşmış birisiydi. Yani Hamidiye alaylarının içinde yer almış, Hüseyin Paşa'nın liderliğindeki Haydaran Hamidiye alaylarında Ermenilere ve Ruslara karşı savaşmış. Askeri anlamda savaşmış. Ama Ermenilerin gitmiş olmasından da çok üzülüyordu. Komşularını anıyordu, ismen sayıyordu. Falan yer falancanın evidir diyordu, şu buranın evidir. Biz iflah olmayız diyordu. İflah olmayız çünkü adamların evler yapmışız. Şu bu, yani dolayısıyla bir adalet duygusu vardı sanki orada. Öyle mi? Anlıyorum. Tabii. Yani bir pişmanlık duygusu vardı. Onlara karşı yapılanların bir denkliğinin olmadığını, yani bir şekilde haksızlığa uğradıklarını kabul ediyordu. Onun hikayelerini de anlatıyorlardı. Bunun yanında kültürel katkılarından bilinçli bir şekilde olmasa da sonradan insan dinlediğinde bunların ne kadar önemli olduğunu şu anda hissediyorum. Ermenilerle Kürtlerin arasındaki o ilişki biçimini, her bir kesimin kendi dinsel kimliğini koruyarak bir arada barış içinde yaşamayı başardıklarını anlatıyordu. Bir anlamda bir sosyal ayrışma gerçekleştiğini, yani dinsel anlamda bir sosyal ayrışma gerçekleştiğini, ama bu ayrılığın birbirlerini ötekileştirmeden ziyade doğal konumlanma biçimde. Mesela şöyle derlerdi, birisi kendisine yakışmayan, beceremeyeceği bir işe kalkıştığı zaman ona dedikleri şey şuydu, yani felleu bez kurdu rezbe hevnakevin, yani Ermeni ile sürü, Kürtle bağ bahçe uyuşmaz. Yani anlamazlar bunları. Demek ki yani oranın doğal hayat biçimi, Ermeniler yerleşik hayata daha alışmışlar. Bağ bahçe işlerinden anlıyorlar. Kürtler koçerdir, göçebedir, sürüyle haşir neşirdiler. Ama bilmedikleri işe kalkıştıkları zaman onların durumuna düşerler. Şöyle de derler mesela, dedem bunları hep söylerdi. Mina Kürdiçah baneri terk et diye. Yani taze Mina Kurdiç avdımsı sorket diye. Kırmızı pekmez görmüş Kürt gibi veya Mina Fırleç avdımsı penleri terket diye. Taze peynir görmüş Ermeni gibi. Şimdi bundan şunu anlıyorsun. Kürt Ermeni'nin elindeki pekmeze hasret, Ermeni Kürt'ün elindeki taze peynire hasret. Yani anlıyorum. Bir dayanışma farklılıklar üzerinde bir dayanışma var. Herkes ayrı, herkes yerini biliyor. Müslümansa Müslüman, Kürtse Kürt, Ermeni ise Ermeni. Ama herkes bir arada barış içinde yaşamayı bir devletin propagandası, bir devletin empozası, bir başka gücün dayatması şeklinde değil, kendiliklerinden bulmuşlardı. İşte bir köyde 3 tane mezarlık olabilmişti. Evet. Ama anlıyorum. Neticede modernite dediğimiz o, modernizm dediğimiz o musibet diyorum ben. O musibet ortaya çıktıktan sonra işte o insanlar bir arada yaşamaz oldular. Yani böylece maalesef bir hepimizi yürekten yaralayan şeyler oldu bitti. Doğru. Ermeniler gitti de oralar Kürtlere, Müslümanlara çok mu iyi geldi? Hayır. O günden beri kim şey olamadı. Doğrusunu isterseniz işte bugün bile ben hep sık sık söylerim. Yani Ermeniler gitti, Kürtler ev yapmasını bilmiyorlar. Bir mimari kalmadı, o güzelim taş evler, o şeyler kalmadı. Kalmadı. Sanatkarlık kalmadı, bir şey kalmadı. Yeni yeni öğreniyoruz. Bu Türkiye'nin batısı için de öyledir. Yani o Rumların, Ermenilerin, gayrimüslim gitmesiyle bu ülke sadece nüfus kaybetmedi, kültür kaybetti. Fakirleşti kültürel olarak da, evet. Çok. Aynı anlamda yani bir dedem bu bilinçsel bağlamda olmasa bile bunu anlatırdı bize. Biz de böyle bir ortamda büyüdük. Bence şöyle bir şey de var. Yani ailemiz nispeten dindar bir aileydi. Diğer aileler de öyleydi mutlaka. Ama bizim ailemizde biraz o yön daha ağır basıyordu. Belki dedelerimizden bazılarının ilimle iştigal etmiş olması. Benim dedemin de bu Bitlis Nurşin'de Mala Seyda dediğimiz çok karizmatik bir aile var. Şeyh Seyda medreseleri olan bir ailenin müridiydi. Benim sürekli istediği şey benim de oraya gidip bir mela olmamı isterdi. Gidip orada okumamı isterdi. Fakat ben ilk okulu bitirdiğim sene dedem vefat etti. Babam ortaokula gönderdi, medrese yerine oraya gittim. Ama devam etti hayatımız, bu şekilde devam etti. İslami bir ortamda, kültürel İslam bir ortamda, yani deyim yerinde organik bir İslami ortamda, ideolojik İslami ortamda değil. Tamamen doğal seyrinde devam eden, insanın dini duygularını ailesel baskı ile, sürekli empoze ile değil, tamamen doğal haliyle, insanların çoğunun namaz kıldığı, içinde namaz kılmayanların da olduğu, hep tutmayan çoğunluğu. Dolayısıyla orada insan kendi yolunu kendi iradesiyle seçebildiği özgür bir dindar ortamında büyüdüm. Ben devletin okullarında veya başka yerlerde, örgütlerde, cemaatlerde dayatılan o yoğun dindarlaşma süreçlerinden geçmedim. Tamamen özgür bir süreçten geçtim. Doğrusunu isterseniz yine modern propagandanın etkisiyle işte çoğulcu, herkese eşit bakan olmak gerektiğini yeni öğrenmedim. Ben kendi yetişme tarzımdan öğrendim. O anlamda gerçekten de çoğulcu bir insanım. Gerçekten sağımda solumda Hristiyan'ın, Ermeni'nin, Rum'un olmasını çok isterim. Onunla konuştuğum zaman onun dininde bir mevzunun ne olduğunu merak ederim. Biz şöyle deriz, siz ne dersiniz? Çok isterim. Yabancı biriyle dil mevzusunu girmek isterim. Ben hayıflanırım yani mesela bir Lazca'nın, bir Çerkezce'nin, bir atasözünü orijinal şekilde bilememekten üzülüyorum ben. Bunu şey diyorum. Hatta anlıyorum. Bazen televizyonlara da çıktığım zaman bazen soruyorlar işte Kürtlere bu istedikleri versek 36 etnik grup var, onlar da isteyecek. Ben de diyorum ya ayıp değil mi? Verin yani. Yani niye istemediklerini düşünmen lazım yani. Bu adam niye istemiyor yani demen lazım. Bu anormal olanı budur. Ya ben neden bir Lazca şarkı dinleyemeyeyim? Tabii. Neden bir bir tek tip içmedir? Dolayısıyla doğrusunu isterseniz eğer toplumlar kendi hallerine bırakılsalar, insanlar doğal yaşayış tarzlarıyla bırakılsalar, zannedersem birçok entelektüelin, aydının, şucu bucunun düşündüğü tarzdan çok daha ileri düzeyde bir çoğulculuğu bir arada bakma, sadece düşünmeyecekler, gerçekleştirecekler yani. Doğru, haklısınız. Tabii bunu bizzat gördük yani ben çok şey gördüm bu bağlamda. Peki biraz önce siz hani mele de olabilirdim dediniz ama benim bildiğim kadarıyla siz İmam Hatip Lisesi mezunusunuz ve 3-4 yıl kadar da bir imamlık yaptınız bir yerde. Onun dışında ama kendiniz yazarlıkla, çevirmenlikle iştigal ediyorsunuz. Ama ben şimdi hem yani melelik, daha doğrusu ailede böyle bir geleneğin izleri var ama siz diğerini de pratik etmişsiniz, imam olmayı da. Bir de bölgenin aktörleri var, inanç aktörleri var. Yani meleler, medreseler var. Bir yandan da Diyanet, okullar ve işte Diyanet'le hatta son dönemde hani gerektiğinde çatışan diyeyim fikirsel olarak, ideolojik olarak, yani ben o imamın arkasında hani namaz kılmayı doğru bulmuyorum diyerek hani meleler bir takım namazlar kıldılar. Yani sonuçta çoğulcu bir aktör hali var. Tarikatlar, cemaatler falan gidiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani son dönemde değişiklikler nasıl şekillendi? Bunu sorarken şunu da demek istiyorum. Diyanet dediğimiz şey de yekpare bir dönemi olan bir şey değil. Her zaman ideolojik bir yanı var, doğru. Ve fakat dönemler içinde de farklı uygulamalarının olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda siz yani kendi hani küçüklüğünüzden diyeyim bu yana o aktörlerin o değişen güç ilişkileri nasıl şekillendirirsiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Benim yani imamlık yapamadım. Sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı, yani bu evet, eski usul melalara alışmış toplumda 19-20 yaşlarında bir genç olarak Van'ın Muradiye ilçesinin bir köyüne tayinim çıktı. Diyanet tarafından çıktı. Muhtar yani böyle acıyan gözlerle bana baktı. Dedi ki evladım, dedi, burada dedi, her gün bir kız kaçırılır, bir adam öldürülür. Sınırlar ihlal edilir, aşiretler birbirine girer. Bütün bunları çözüme kavuşturan Seyda'dır, Mela'dır. Kimse seni dinlemez, sen Müftü Efendi'ye git selamımı söyle. Oradan ne yaparsa yapsın ama köye imam olarak gelme dedi ve bir daha da gidemedim. Dedi doğruydu. Yani oranın Seydaları çok karizmatik insanlar. Sulh gerçekle, yani tam anlamıyla imam kelimesinin karşılığı önderdiler. Yani topluma yön verebiliyorlar. Barış yapıyorlar. Savaşları durduruyorlar, aşiretleri anlaştırıyorlar. Kız kaçırınca bunun çözümünü buluyor. Ben tabii bütün bunlardan evet o bölgenin bir insanı olarak haberdardım ama çözüm yollarını bilmezdim. Müftü de beni merkezde yanında çalıştırdı. Yani memurluk yaptım bir anlamda. Dolayısıyla maalesef imamlık yapamadım. Mella olamadım ama neticede modern eğitim sisteminde klasik Arapçanın, medrese Arapçasının, modern Arap-Fars bölümünde modern Arapçayı da ikisini birlikte halledince ben yazları sürekli medrese, köy medresesine de uğrardım. Giderdim. Seyda bana sorular sorardı. Gerçekten de hayret ederdi. Ya maşallah sen bunları okumadın, nasıl bunları çözüyorsun bana bu metinle. Dolayısıyla medreseyi sıradan o sistematik olarak bitirmedim ama orayla bağım da kopmadı. Şimdi imamlık meselesi, medreseden mezun olan hocalar meselesi Türkiye'nin batısı itibariyle ve doğusu itibariyle tamamen farklı bir şeydir. Yani imam hatipleri, insanların çocuklarını imam hatiplere göndermesi Türkiye'nin batısı açısından bir ilerlemedir. Ama bana göre Kürt illerinin açısından gerilemedir. Yani orada tabii çünkü Türkiye'nin batısındaki dini yapı İstanbul dışında birkaç ili, Konya'yı falan dışarıda tutarsak bir dini eğitim sistemi aslında yoktur Türkiye'nin batısında. Yani Rumlar çoğunluktadır. Hristiyanlar çoğunluktadır. Müslüman eğitim sistemi biraz İstanbul Dersahadet'te merkezleşmiş. Orada odaklanmış. Konya'da biraz bir şeyler var ama gerisi aslında bir şey yok. Ve dolayısıyla orada müthiş bir din adamı ihtiyacı var. Hatta CHP döneminde bile cenaze kaldıracak adam bulamıyoruz deyip baskı yapıyorlar. Ama biz Kürt coğrafyasında ya da Kürdistan'da böyle bir durum yok. Zaten Nizamiye medreselerinin devamı sayılan Nurşin, Diyarbakır, Medrese Sur, Amidiye, Doğu Bayezid, Erzurum, buralarda müthiş medreseler var ve devam ediyor. Devlet tek tipçi bir devlet, tek zihniyetçi bir devlet. İmam hatiplerin açılmasına karar verince doğuya da açılma kararı, bu bir gerileme oldu. Burada bir çorak. Ve bu yüzden benim kanaatime göre yani Batı'da bir ilerleme oldu, bir dindar eğitim şeyi söz konusu oldu ama Doğu'da da törpüledi, geriletti ve şu anda Türkiye'de dünya çapında, dünyadaki İslami düşünce bağlamında söz sahibi bir alim de çıkmıyor, çıkamıyor. Çünkü bir Kemalizmin etnik çeşitliliği, düşünsel çeşitliliği tırpanlayıp tek tipçiliğe hapsetmesi gibi dinsel çoğulculuğu da, dini çeşitliliği de törpüleyip İmam Hatip ilahiyat çerçevesine sıkıştırdı ve kısır bir döngü oldu değil mi? Düşünce vardı. Evet tabii, bu yüzden Türkiye'de işte herhangi bir olay, din dışı veya dinle ilgili bir olay karşısında bu İmam Hatip ilahiyat neslinin koyduğu tepkilerin İslam'a mal edilmesi bence büyük bir hatadır. Çünkü zaten onların İslam'la sağlıklı bir irtibatları kalmamıştır. Bireysel bazı çabaları bir kenarda bırakacak olursak. Tabii. Yani bu batılılaşma ya da şöyle diyelim yani çarpık batılılaşma, doğru yani bir toplumun kendi doğal serüveniyle doğal bir aşama olarak gelip ulaştığı bir aşamadan dışarıdan Jakubence dayatılan bir şey olması hasebiyle Türkiye'deki batılılaşma tam bir çarpık batılılaşmadır ve işte böyle dini anlamda, etnik anlamda, ırksal anlamda İttihat ve Terakki döneminden beri yani Ermenilerin başına gelenler pür dini, çok dindar, şeriatçı Osmanlı döneminde değil, çok laik, çok seküler, çok çağdaş İttihat ve Terakki döneminde olmuştur yani. Evet, yani tek tipleştirme politikalarıyla o modernizmin. Evet. Evet. Yani haklısınız. Şimdi kitaplarınıza biraz gelmek istiyorum. Kitaplarınız Kürt İnsan, Kürdüm o halde Türk'üm, Kürtleri Bekleyen Tehlike, Çevirmen ve Kürtler Kimdir adlı kitaplarınız var. Şimdi Kürdüm o halde Türk'ümle başlamak istiyorum ve diğerlerinde de hani hepsinde de şey olabilir. Şimdi Zilan'la başladık ama bir yandan da o hal dönemini de yaşadınız siz. Yani aslında şeyi söylemiştiniz başta, yani Kürtler bir yanda unutmak istiyor yaşadıkları katliamları ama diğer yandan da katliamlar hiç bırakmıyor coğrafyayı gibi de maalesef hani öyle de bir durum var. O hal dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? O dönemlerde neler yaşadınız? Ve hem inancın hem hani tabii gündelik hayatın etkilenmesi anlamında sadece inanç değil yani bir anda hukuk sisteminin durduğu, egemenin hukukunun başladığı bir alan. Hani olağanüstü hal dönemleri. Orada yaşananlar ve onu kitaplarına yansıtmanızla ilgili hani onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz önce bu katliamı bizzat yaşayanlar, onu bilenlerin tutumuna ilişkin unutmak istediklerini, fazla derine girmek istemediklerini söyledim ama bunun yanında şunu da söyledim. Dengeciler bunları söylüyorlar. Evet, doğru. Evet. Ve o dengecileri dinledikleri zaman en çok ağlayanlar da bizden unutmamızı isteyen büyüklerimizdi. Unutun diyenler ama çok ağlarlardı. Bunu şeyle. Ben buradan bir diyelim bir vazife çıkardım. Ben bir el kalem tutan biri olarak kendimi bir dengbej gibi gördüm. Benim annem, babam benden böyle bir şey zımnen aslında istediler diye düşündüm. Yani ben bir dengbejim. Duyduğumu, türkü, şarkı söyleyen anlamda bir dengbej değilim. Anlıyorum, çok iyi anladım. Yazarlığı bir dengbejlik gibi gördüm ve ben çok basit anlatmak istiyorum. Yani şey olarak anlatmıyorum. Yani böyle edebi sanatlara girip çok ağır ifadelerle değil, çok yalın böyle hikaye diliyle aileden, çevremden, insanlardan duyduklarım, isimlerini değiştirdim hepsinin. Yani oradakilerin %90'ı değişik isimlerdir. Ama olayların %100'ü doğrudur. Ne ekleme var, ne belki biraz derleyip toparlama var. Dengbej'in yaptığı gibi biraz öyle bir şey söz konusudur. Bu yüzden Kürtlerin unutmak istemesi, yani ölümü anıp ölümden yeni ölümler devşirmeleri yerine küçücük bir kar topunun koca bir devasa bir çığa dönüşüp insanı altına alıp öldürmesi yerine o kar topunu kar topu olarak tutup bir kenarda nesillere olup bitenleri de aktarması tavrı doğal olanıdır, doğru olanıdır. Ben de o şekilde, yani olağanüstü halleri gidip annem de yaşadı, ben de yaşadım ama anneme sorsanız annem anlatmaz, ne olup bittiğini anlatmaz. Evet, tabii. Ama ben anlatmak zorundayım çünkü ben madem ki dengecilik rolünü üstlenmişim yazarlık anlamında, bütün bunları anlatmalıyım. Ben şimdi yazarlığı da şöyle bazı böyle entelektüel mahfillerde adından söz edilen belki resmi zevat nezdinde itibar gören bir makama, bir mevkiye gelen bir vasıta olarak kullanmayı da becerebilirim. Yani aşktan, meşkten, başka işlerden tabii bahseden, belki ne diyelim bunalımlardan, bohem bunalımlardan veya şundan bundan bahseden yazılar yazdığım bazı yerlerde itibar da görebilirsin. Hayır, ben en itibar görmeyen, insanların kaçtığı, insanların korktuğu mahrem mevzuları, yani Kürtlük mevzusunu İslami camiada dile getiriyorum. Yani bir de düşünebiliyor musunuz? Aslında sol çevrelerin içinde Kürtlükle ilgili insanlardan değil, İslami bir camiada bunları söylüyorum. Benim kitaplarım İslami bir yayın evinden, İslamcı bir yayın evinden yayınlanıyor. Bu isimlerle, bu başlıklarla. Yani şöyle bir çelişkiyi düşünen bir insan olarak, sürekli yazıp çizen bir insan şu çelişkiyi kaçırmaz. Sabahleyin köyü askerler basmış, 12 Eylül darbesinin günlerinde birilerini arıyorlar. Herkes minibüsün yanında çarşıya, Erciş'e gidecekken bekliyor. Askerler kimlik soruyor. Gergin bir ortam. Parmaklar tetikte. Köylüler endişeli. Askerler ürkek ürkek bakıyor etraflarına. Yani öyle bir suçluyu aramış gibi, bir mahalleye girmiş gibi değil. Yani adeta yabancı bir yere gelmiş bir asker gibi duruyor. Yani bu hallerinden bellidir. Bir tane asker köylümüz o sırada şahit olduğum bir olaydır. Tabakasını çıkarttı. Asker abi cigara yak dedi. Asker biraz tereddüt etti, şu etti, bu etti ama canı da çekti. Sigarayı aldı, yaktı. Alıp yakınca o bir yumuşama oldu. Herkes gevşedi. Baktım bizim o köylü, yani hepimiz Türk'üz dedi. Böyle bir laf etti. Hepimiz Türk'üz dedi. Ondan sonra askerler çekip gittikten sonra da köylüler bunu etrafını savuran, nasıl böyle bir laf edersin? Ya ne kızıyorsunuz? Hayatınızı kurtardım dedi. Daha ne istiyorsunuz dedi. Böyle bir şey. Tam budur yaşadığımız. Yani bizden istenen Türkiye devletinin 90 yıllık, 100 yıllık Kemalist rejimin herkesten istediği şey kendisinden başkası olması. Kendisinden başkası. Yani olamayacağını da biliyor. Evet. Yani Aleviysen Sünniyim diyeceksin. Sünniysen laikim diyeceksin. Kürtsen Türk'üm diyeceksin. Ermeniysen gizleyeceksin. Ben bir televizyondan bir tane Ermeni'yi dinlemiştim. Benim iki adım var diyordu. Biri Garu, biri Erol. Yani bunu hiç unutmuyorum. Tabii. Ben diyor sokakta, çarşıda Erol'um, evde Garu'yum. Ya şimdi bu Kemalizmin şeyi budur yani. Bize diyor ki ya biz sizin Kürt olduğunuzu biliyoruz. Evinizde Kürtçe konuştuğunuzu da biliyoruz. Ama ne olur bizi görünce deyin ki biz Türk'üz. Yani böyle sadistçe bir haz alıyor böyle insanların kendileri olmamasından bize göre. Bu şizofreni. Bir hakikati inkar bu yani. Sonuçta hiç müdahale edemiyor. Evet ama şizofrenik bir durum, sosyolojik bir şizofrenidir. Yani bir insanın olmadığı bir şey olduğunu düşünmesi, akıl hastanesinden çözülmesi gereken bir şeydir. Yani insanlar gidip Napolyon olduğunu, peygamber olduğunu, Allah olduğunu söylüyorlar ve bu insanlar tımarhaneleri dolduruyorlar. Ya bir memleketi, koca bir memleketi bir koca tımarhaneye döndürmüşsünüz. Geliyorsun elinde silah, ben Türk'üm diye. Aha dedim, sen de biliyorsun ki olmadım, ben de biliyorum ki olmuyorum. Ve bu çok komik bir şey. Bunu anlamak için çok allameyi cihan olmaya gerek yoktur. Bunu anlatmak için de süslü ifadeler kullanmaya gerek yok. Yalın gerçeği ortaya koyduğun zaman zaten mesele anlaşılıyor. Bunun için ideolojik, hatta bazen bu meseleleri ideolojik söylemlere boğmak aslında zararlı bir şey. Biraz sakince gidin o köyde o berrak haliyle, o hormonsuz haliyle gördüğünüz zaman bütün şey, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Ben Kürdüm, o halde Türk'üm. Yani olağanüstü halde bana Türk de. Buyur yani sana ne kazandıracak? Hiçbir şey. 80 senelik kan kazandırır. Gözyaşı kazandırır. Sürgün kazandırır. Enerji tüketimini kazandırır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, hükümeti Kürt meselesi yüzünden. Yani insanların Türk'üm diyememelerinden dolayı duyduğu korkuyu, endişeyi bastırmak için akıl almaz endişelere kendini atıyor. Yani bir Amerika ile yaptığı anlaşmalar, bir Rusya ile yaptığı anlaşmalar, bir İsrail ile yaptığı anlaşmalar, bir İran'la, bir şuyla buyla yaptığı anlaşmalar çoğu zaman Türkiye'nin aleyhine olabilecek boyutları olduğu halde bunları kabul ediyor ki aman aman Kürtleri desteklemesin veya Kürt bölücü hareketlerini, terör hareketlerini desteklemesin diye. İşte bu Kürt fobisi bize kaybettiriyor. Bizi bütün coğrafyaya kaybettiriyor aslında. Barış ya, gelemiyor. Evet. Abi şöyle diyeceksin kardeşim, kim neyse odur. Yani dünyayı yani nasıl bulduysan öyle yönet. Hani çok affedersiniz bazı yerler derler yani nasıl bulduysan öyle bırak. Ya nasıl bulduysan toplumu öyle yöneteceksin. Yani onu değiştirmeye kalkmayacaksın. Suyun akışını değiştiremezsin. Evet, doğru. Sosyolojinin akışını değiştiremezsiniz. Bir iki tane Kürt korkudan menfaat icabı, şu bu icabı ben Türk'üm dese de gördüğün gibi her fırsatta %100'ü ben Kürt'üm diyor. Kimse değişmiyor. Hiçbir Hristiyan zorla Müslüman olmuyor. Eğer içinden geliyorsa beğenmişse Müslüman oluyor. Her şekilde bir Müslüman da gidip bir yerde Hristiyan da olabilir. Bu dini düşünce değiştirilebilir. Alevi Sünni olabilir, Sünni Alevi olabilir ama bir etnisite değişmez. Bir ırk değişmez. Bir kavmiyet değişmez. Bir şey yoktur. Yararı da yoktur. Şunu söylemek istiyorum aslında biraz da. Şimdi isim ile müsemma yani ad ile adlandırılan şey arasında çok ilginç bir ilişki vardır. Doğru ismi kullandığınız zaman doğru müsemmayı bulursunuz. Ondan da yararlanırsınız. Yani taşa taş dediğiniz zaman siz taştan verim alırsınız. Bilirsiniz taş taştır, ne işe yarar? Ne işe yarar onu yaparsınız. Onu yaparsınız. Ama taşa sürekli ağaç derseniz bir süre sonra siz de inanmaya başlarsınız onu ağaç olduğuna, götürürsünüz o koca taştan meyve beklersiniz. Evet. Ama öyle olmuyor. Doğru. Olmuyor. Evet, evet. Ya çok böyle çok çok hani hoş anlattınız aslında bütün o şeyleri. Yine daha dengbej diliyle diyeyim ben. Çok teşekkürler programımıza da katıldığınız için. Evet, tekrar yani şeyi de hatırlatmış oldunuz aslında. Her ne kadar uğraşılsa da o tek tipleştirme politikaları ne direnenler değişiyor ne de işin esası olduğu gibi hali değişiyor. Hiçbir şey değişmiyor ama gündelik hayatta da bizde çok değişik taktikler gösteriyor aslında o egemene karşı yaratılan. Çok teşekkürler Vahdettin Bey programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu değişmeyen bir şey oluyor da eğer olguları olduğu gibi kabul etmezseniz Türkiye'deki gibi sürekli bir gerginlik hali yaşarsınız. Maalesef. Ben o gerginliği dağıtmak istedim. Evet biraz. Evet, her şey olduğu gibi kabul etmek ve bir arada çoğulcu yaşamak ümidiyle. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli Artı TV izleyicileri, bir başka düşüncenin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.